Efendim, İğneada'da tatilciler olur. Güzel bir doğası var çünkü İğneada'nın. Kırklareli İğneada'da. Sele kapılanlar tatil için bölgeye gitmiş bir aileydi aslında. Arkamda da görüyorsunuz, kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Sel nedeniyle bir ailenin kaldığı... Ne derler ona? Bungalov efendim. Bungalov sürüklendi. Metrelerce sürüklenen bir kızı arama kurtarma ekipleri son anda, arama kurtarma ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. O anlar Sözcü televizyonu kameralarına, bakın arkamda nasıl görüyorsunuz, işte böyle yansıdı. Küçük bedeni sele kapıldı, çaresizce kurtarılmayı bekledi. İmdadına dalgıç ekipleri yetişti. Küçük kızın kurtarılma anını Sözcü ekibi görüntüledi. Şu anda sel sularından küçük bir kız çocuğu kurtuluyor. Şu anda su altı dalgıç ekipleri o kızı sel sularından kurtardı ve ilk yardım yapılması üzerine şu anda ekiplerin yanına götürüyorlar. Öne alalım, getirin. Kırklareli'nde etkili olan şiddetli yağış birçok bölgede sele neden oldu. Evler sürüklendi, yollar çöktü. Selde mahsur kalıp seslerini duyurabilenler ekipler tarafından kurtarıldı. Şuraya bir şey malzeme getirin arkadaşlar. Sele kapılan minik kız kurtarıldıktan sonra kurtarma ekibinin boynuna sımsıkı sarıldı. Aynı bölgede bir başka kişi de yine kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı. O anlarda kamera kayıttaydı. Bunda olabilir mi? Sele kapılan küçük çocuk ve diğer kişi görevlilere teslim edildi. Ardından hastaneye kaldırıldı. Sonbahar ayına giriş yaptık efendim. Artık 5 gün oldu, Eylül ayındayız. Yağışlar arttı. Maalesef alınmayan önlemler nedeniyle de yağış artışlarıyla birlikte de seller de başladı. Çanakkale'nin Ezin ilçesine bağlı Geyikli beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle Elikkuyu deresi taştı. Geyikli Ayvacık yolu su altında kaldı. Kuvvetli yağış uyarısının ardından Ezine ilçesi Tavaklı köyü Tavaklı iskelesi mevkiinde sağanak nedeniyle Elikkuyu deresi taştı. Geyikli Ayvacık yolu su altında kaldı. Önlem alan jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Belediye ve karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. 30 küsur yıldır Geyikli'deyim. İlk defa böyle bir şey gördüm.